Değerli izleyicilerimiz, Almanya'da kalifiye iş gücü bulmakta ciddi anlamda büyük bir sıkıntı yaşanıyor. Özellikle yuva öğretmeni, hasta bakıcı, hemşire, su tesisatçısı, tır şoförü, garson ve hizmet sektörüne yönelik elemanlar bulunamıyor arkadaşlar. Bir garsonun net maaşı 3000 euro civarında olmasına rağmen arkadaşlar görüyoruz ki maalesef çalışacak personel bulunmuyor. Sözcü'den Ali Gülen'in yapmış olduğu araştırmaya göre Almanya 2022 yılında, yani içinde bulunduğumuz bu yeni yılın içerisinde çok ciddi anlamda iş gücü arayacak. Ancak mevcut tablo bize gösteriyor ki Almanya'nın yasalarından dolayı öyle kolay kolay yurt dışından da insanları getiremeyecekler. Ama biraz sonra bizi özellikle Türkiye'den izleyen vatandaşlarımızın yakından ilgileneceği Almanya'ya gelmekle ilgili birkaç konuya temas edeceğim. Şimdi detaylara bakalım. Almanya 230.000 yuva öğretmeni, kreş öğretmeni arıyor. 300.000 hemşire ve yaşlı hasta bakıcı arıyor arkadaşlar. Almanya Şehirler Birliği bu konuda acil bir şekilde adım atılması gerektiğini merkezi hükümete bildirmiş vaziyette. Yani Almanya'nın zaten mevcut şartlar içerisinde yurt dışından göçmen ya da böyle kalifiye eleman almaktan başka şansı yok. Yani kendi ülkesinin içerisinde bunu halledemez. Almanya'da mevcut şartlar içerisinde %3'lük bir işsizlik durumu söz konusu. Bunların her biri de başka işler yapıyorlar. İleri yaş grubunda olanlar, bu işleri öğrenemeyecek olanlar ya da bu işleri yapmayacak olanlar zaten çoğunlukta. Gastronomi çalışanları ile ilgili çalışmalar yapan Dehago Derneği büyük açıktan şikayetçi olduklarını duyurdu. Ülkedeki restoranların %80'inde personel sıkıntısı yaşanıyor denildi. %80. Deneyimli bir garsonun aylığı bahşişlerle birlikte net 3000 euroyu aşıyor. Bunun brütü 4000 euroyu geçiyor. Ayrıca bir su tesisatçısı bulabilmek için firmalar ortalama 171 gün, yani 6 ayı aşkın bir şekilde personel arıyorlar. Su tesisatçısı arkadaşlar Almanya'da bulunmuyor, biliyorsunuz zaten çok pahalı. Hemen her alanda kalifiye elemana ihtiyacı olduğu vurgulanırken önümüzdeki yıl, yani içinde bulunduğumuz 2022 yılı itibariyle ücretlerin de artması bekleniyor bu sektörde bulunanlar için. Çünkü şirketler yeter ki personel olsun, ben 2000 değil de 3000 vermeye razıyım diye bir mantığın içerisine gelmiş vaziyetteler. Yine Almanya'da arkadaşlar en çok arananlar, bakın, dozer kullanıcıları, kazıcıları, eskavatör ve tır şoförleri arkadaşlar bulunmuyor. Freiburg Üniversitesi'nden Profesör Doktor Lars Feld bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı ve şunları söyledi. Bu içinde bulunduğumuz yıl içerisinde işçi ücretlerinin artmasını bekliyorum dedi. Çünkü kalifiye eleman bulmakta zorlanıyoruz. Devletin yurt dışından işçileri almakla ilgili olarak kanunları gevşetmesi gerektiğini de altını çiziyor. Şimdi bakın, Almanya'da şöyle bir mantık var. İnsanlara az para verelim, maaşlarından daha fazla vergi alalım ve yurt dışından da insan getirmeyelim. Mümkün olduğu kadar kapıları kapatalım diyorlar. Şimdi saydım, basitmiş gibi görünüyor. Ama arkadaşlar, ülkenin devamlılığı için su tesisatına ihtiyacım var. Almanya'nın nüfusunun %24'ü 65 yaşın üzerinde. Yaşlı bir nüfus, bunların bakımına, hemşiresine, hasta bakıcısına ihtiyacım var. Baktığımız zaman şu anda ciddi anlamda yaşlanan bir nüfus ve bakımları ile ilgili bakım evleri ülkenin ciddi bir kesimini, sektörünü oluşturuyor. Bakın, aile kavramı Almanya'da farklı bir boyuta geldiği için insanlar yaşlandığında yalnız kalıp etrafında çoluk çocuğu kalmayıp bu hasta bakım yerlerine, yaşlı bakım yerlerine gitmek zorunda. Yani nasıl yaşıyorsan bir şekilde son durak orası deniliyor. Çünkü böyle bir kültür oluşmuş vaziyette Avrupa'nın tamamında. Bakın, Türkiye'de bu noktaya gidiyor. Yani bizim ana vatanımızda da mevcut duruma baktığım zaman sosyal medyadan falan, şimdiki gençlerin falan anasına, babasına bakacağına, sahip çıkacağına falan ben hiç sanmıyorum. Bunu söylerken yaşlı bakım evleri kötü falan demiyorum asla. Bak, asla böyle bir şey söylemiyorum, sakın yanlış anlamayın. Çünkü bazı izleyicilerimizi görüyorum. Ya benim ağzımdan çıkan, daha ben ne dediğimi anlamadan aşağıda yorumda bana döşüyor. Ne anlattığımı da bilmiyor. Aman sessiz olun. Önce bir dinleyin. Yanılıyorsam lütfen saygı çerçevesi içerisinde yorum yapın. Çok memnun olurum. Şimdi değerli izleyicilerim, bu meslekleri yapanlara baktığımız zaman tırcı, Türkiye'de binlerce tırcı kardeşimiz, abimiz şu anda işte gidip geliyor Almanya'ya, Avrupa'nın diğer ülkelerine vesaireye gidip geliyor. Bu Türkiye'de çalışan, yerleşik olan tırcı kardeşlerimiz içerisinde ben Almanya'da artık yaşamak istiyorum, bak belgelerim var, bilmem neyim var dese kapıdan koymazlar. Hemşireler, hasta bakıcılar arkadaşlar 50 tane sınavdan geçmek zorunda. Almanya'yı süper bilmek zorunda. Yoksa almıyorlar. Türkiye'de bu arada Almanca kurslarıyla ilgili çok yoğun bir talep söz konusu. Özellikle sağlıkçılar Almanya'ya gelebilmek için Türkiye'den akın akın arkadaşlar bir şekilde bu sınavlara giriyorlar ve Almanya'ya geliyorlar. Doktorlar da aynı şekilde. Türkiye'ye buradan bir uyarıda bulunmak istiyorum. Bakınız, Türkiye'nin sağlıkçıları, doktorları, hemşireleri ve diğer çalışanları arkadaşlar Avrupa'ya gerçekten 2 kat daha fazla mesleki tecrübe basar. Daha tecrübeli, daha iyi işlerini yapıyorlar, daha deneyimliler arkadaşlar Türkiye'deki sağlıkçılar. Bunu gururla söyleyebilirim. Ama ekonomileri iyi olmadığı için biz bu yetişmiş iş gücümüzü Avrupa'ya kaptırıyoruz arkadaşlar. Dikkat etmemiz gerekiyor. Sağlıkçıların maaşının arttırılması gerekiyor. Çalışma şartlarının daha da iyileştirilmesi gerektiğine inanıyorum ben. Kaptırıyoruz. İnsanlar, bir hekim, bir hemşire kolay yetişmiyor. Tecrübe parayla satın alınamayacak bir şey. Ama Almanya şu anda Türkiye'nin bu tecrübesini doktora para vererek, Türk doktora, Türk hemşireye, Türk hasta bakıcıya, yaşlı bakıcıya para vererek satın alıyor. Evet arkadaşlar, böylesine üzücü bir durum. Bu konuyla ilgili olarak mutlaka adım atılması gerekiyor. Şimdi arkadaşlar, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinde yaşlı nüfus çok olduğu için bu ülkelerin ekonomileri artık bu insanlara para harcamak istemiyorlar. 68 yaşına emekliliği getirmek istiyorlar. Hasta bakım evlerine yeteri kadar kaynak ayırmak istemiyorlar. Sigorta şirketleri bile yaşlılar ölsün diye biz hastanelere para ödemeyelim diye pek çok talebi geri çeviriyorlar. Maalesef ben çok vatandaşımızla konuşuyorum. Avrupa'nın değişik noktalarında annem hastalandı, sigorta karşılamadı diyor. Onu ameliyat olacak, sigorta karşılamıyor diyor. Bilmem şunu karşılamıyor diyor. Ölsünler diyorlar. Türkçesi bu. Sigorta şirketleri yaşlılara ödemek istemiyor. Devlet de para vermek istemiyor. Yarın öbürsü gün biz emekliye sadece 10 yıl emekli maaşı vereceğiz derseler, tekrar ediyorum, sakın şaşırmayın. 68 yaşında emeklilik nedir ya? Ne demek? Mezarda emeklilik demektir. Ben seni emekli etmek istemiyorum. Ben sana emekli maaşı vermek istemiyorum demektir. 20 yaşında çalışma hayatına başlayan bir kişi 48 yıl daha çalışacak ki 68 yaşında emekli olsun. Niye? Emeklileri ekonomilerinde birer yük olarak görüyorlar. Ulan bu adam 45-50 yıl boyunca çalışmış, üretmiş, katma değer oluşturmuş, ülkenin kalkınması için alın teri dökmüş. Bunlardan haberin yok. 3-5 yıl emekli maaşı vereceksin ya da hastalandığında onun sağlık masraflarını karşılayacaksın. Bunu dert ediniyorsun. Enteresan. Kıymetli izleyicilerimiz, bu konuyla ilgili olarak siz de lütfen görüşlerinizi videomuzun altındaki yorum bölümüne yazarak bizlere ulaştırın. Sizden bir tek ricam var. Daha fazla insana ulaşabilmemiz için mutlaka videolarımızı beğenmenizi ve kanalımıza da abone olmanızı, ücretsiz biliyorsunuz arkadaşlar, abonelikte, beğenmekte, sizden bunu hasreten rica ediyorum. Çünkü daha fazla insana ulaşmak istiyoruz. Daha fazla insana katkı sunmak istiyoruz. Sizden ricam bu arkadaşlar. Bu videolarımızı da paylaşmanızı, WhatsApp'tan, Instagram'dan, Facebook'tan paylaşmanızı sizlerden hasreten rica ediyorum. Videonun altındaki paylaş tuşuna ve beğen tuşuna ve abone tuşuna basmanızı sizlerden bekliyorum.